Bugünkü programımızda yazgıcı Abdurehim Ötkür'ün öz namlıq tarihi romanının devamını anladınız. Yaşlıydı. Uzun seferge atlanıp malgandı biz. Endi at kamin gidek, bu kaldı ana mevrimiz. Az idi. Müşkül seferge atlanıp çıkandı biz. Endi çoğun karvan ataldı. Kaldırıp çöllerde iz. Bu ay bu küllerde ölüm diyen neyme karı tökege okşap kaldı. Tövbe, ona cadüge bir şeyde selle orap perici ton kivağın tağdan tülkü işkeletini nereden bile? Uyghurlarda kuşne dan aldaydı. Adem'in söz diyen makal varlıkı pekir inilirge malum. Ama sen el yurtunu koyup ürümçüge çıkmaydıgan işiydi. Afetle tüketip yurtunun amallıkını saklaş mahsutu da 6. sentabr günü her bir sot kömürünü itip taşlaşma hüküm çıkadı. İmam yakın gelip salam berişi bilen tanla, Niyaz Dorga ornidan kuzgalıp. Ha, kelsile ahınam. Çırayları külüp, içilip gitipti o. Dep yiyici aydı. İmam yeni haber tepip gelgelikini etkanda. Ah, yakşı, bir kız Dorga kanına bat. Kini, ıldamram, içilacı. Dedi Dorga imamı öz yeniden orun berip. Oşır imam, yılıkı tümür mucağının yıkındı bu yerlerge kilip, bazılagi galiti geplani. Meselen, Beijing'deki Manjuhan az gündü mullak etip düşüdü. Ocağda Şamak Stuvan'ın işimi tügeydü. Yergi bir növet, ergi bir növet dep, emdi növet zulüm çekken kembeğal puhralağı kilidgan okşaydı o digendek geplani kılgınına itti. Tümür mucağın bu kitimma sefer kul digen kere tecimelinin uyda konup ötüp dümeş. Dep koşup koydu. Niyaz Dorga bu keplerini dikkat bilen anlap, tümürünün kaysı cemet kişisi ve azır kayarda oltıraklık işkerliği. Yılıkı keplerini kimlerge ve kaçan itkallıkı doğrusu da imamı bir müncü suallarını koydu. İmam bunun hiç kaysısı inik cevap verilmey. Yılık günü mescitte ben kumulluk, kesbim yağatçı diyende keplerini kılıverdi. Dep tülünü çöynedi. Hey, çelpekçi ahınım! Özlerge, yağlık çelpek bolsunu boldi. Komulda kürmünlüğün tümürle ba. Kaysığı isil kuluk. Hey, hey, boptu. Sanak cibegiler kagende malum kulurmez. İlik o bir tümür, yüz tümür bolsun mu? Kazibek hocamdan çangıldın hiç putun olmaydı. Hem de isil açı. Hele bir kazak kızı doğrusu da yığı geppa mı? Hoşur imam sel canlanıp, den muşu işte tümürdün guman kılıdgalıkını eğitti. Ha? Kandaksı ge? Dep kızıq deyin Niyaz Dorga yene. Şu çağda yırahtın etini yurtup kilovatkan bir atlık göründi. Bu, yılıkı Yakup Yasavul idi. O attın çüşmey turupla, sanakçı beylerinin kilovatkalıkını eğitti. Niyaz Dorga bu işten allı kaçan haberdar bulgallıkı üçün hemme deyarlıklarını kılıp koyğunuğa karmay, öz kişilerge yana bir muncu buyruklarını buyurup, özü bir kancı yurt çoğunları bilen sanakçı beylerinin aldığı çıkışka atlanıp mantı ve onlarını yeti çakırım yerge berip kütü aldı. Sanakçı beylerinin yetip kelgeliki toğrısıdaki haber çakmak tezdiki de tarqılıp, yurt işçini dehşet bastı. Herkizde bir kilidigan bu laneti sanak, yeni kilip kaldı. Elinan beşiğa, yeni nemi güller çürkin. Dedi Nurul buva şamalda yaşankırıp durgan gözlerini yeni bilen sürtüp. Şundak, başka ıklımdaki kişiler, gör azabını ölgenliğin köse, biz biçarıyla türek durupli körümüz. Onun üstüge, yer tigini yatkalla gör azabını bizge okşaş, her yeni körüyü vermeydi gandı. Dedi sefer kul gep kısturup. Şu akşamı Niyaz Dorga'nın ken azadı huylesi,
xuddi to'y kunlaridek qizib ketdi. 3-4 yerga qasam esilib, archa, qarg'ay otlarining charsildab kuyishi bilan hovlining ichi texumi jonlanib ketgan edi. Masalik tomoqlarining puriqi atrofga yeyilib, hamma kishining ishtahasini ichib turardi. Silchi kelam va oppoq kiygizlar bilan bezalgan cho'ng mehmonxonaning supisiga qatlimidan to'g'ach, meva chiva, qand novat, qaymoq pishloq, siriq may, qurut, bo'g'irsoq va ular keklik go'shtlari bilan to'lgan dasturxon yeyilgan. Dastxonni chevridab, o'n necha kishi o'tirishgan edi. To'rdagi iyiq terisi ustida yostiqqa yo'linib o'tirgan semiz kishi, bu qaytim merinkir, to'rkul, arturik, boy va nom taraflardagi chorvi sanig'i bosh bo'lib kelgan oxin Qozibek degan kishi edi. U Shoh Maqsudning oni jamat yaqin tuqquni bo'lg'achqa, kishilar uni Qozibek xo'ja deb atadi. Uning manjuchi qalpoq ostidan ko'rinib turgan cheki chashlari bilan shalangroq kelgan soqollariga oq kirib qolganiga qaramay, yumaloq pultay ko'zlari nihoyat o'ynab turardi. Uning o'ng tarafida bir oz oriliq qo'yib o'tirgan sallali kishi yeshil tariji tonining yanglarini turib, chor soqolini pat-pat silab qo'yardi. Bu Uvayis Mufti edi. Qozibek g'ojining suv tarpidimi bir oz oraliq tashlab, tik yoqiliq ko'k chopini ustidan kang kamar bog'lab olgan 30 yoshlik bir kishi o'ltiratdi. U qamchisidan qon temib turadigan o'rdi jallodlarining biri g'oyit boshab edi. Qolganlari sanoqchi, katib va hisob daftarchi beklar edi. Pagoqqa silingan oddiyroq dasturxon atrofida nut qilishlarini tomga yo'lab qo'yib, Yoqub Yasovul boshliq 8 nokar o'tirardi. Ularning hammasi tugidek ko'k chapon, kun o'tib, qora jiyaklik oq kiygiz qalpoq kiygan qovul yigitlar edi. Mehmonlarga qo'yib qaymoq choydan keyin poqlan go'shidan pishirilgan yopma va yog'liq sho'rpa tortildi. Teha ancha qorong'u tushmaganligiga qaramay, odatdagidan burunroq chiroqlami yiqildi. Endi bu mehmonxonani qora chiroq emas, bir necha yo'g'on mom shamlar yoritib turardi. Kang va qorong'u dahlizning temig'i esilgan yo'g'on qora chiroq tuvida bo'lsa, Nerinkirning boylaridan Suvir hoji bilan Balqiniyoz dehqon Niyoz to'rg'ining oldini to'sib, qandoqdir bir masala ustida qizg'in gap talashib turardi. Hech bo'lmasa, Mo'tta xonim bilan poshsha begim, bizning uyda qo'ng'ay. Dedi putqo'llaring yochvekningkidek inchiga uzun kelgan Suvir hoji. Insob qilsalar hajim. Ondoq tigicha hammasi bizning uyda qo'nsin deymanlar. Dedi pakar dog'liq kelgan Baqiniyoz dehqon. Ay, har ish kelar insob qilsalar. Qozibek xo'jam boshliq cho'g'larining hammasi mening uyimda qonida. Qag'allarni har qaysiliq bo'lib bermas. Jinning qasdi shoptildi desilar dorg'am. O'zlarining qasdi shoptildi bo'lmay, o'rakning qorisi demadi. Shundoq. Hammasining qasdi shoptildi edi. Sababi shuki, tog'da yashiguchi xalqning kambag'al tabiiy qisili emas, holliqlarimu o'z mollariga qo'shib, shonaqsning chorvalarini beqib berishga majbur edi. Har yildagi temir chorva sanoqida hammaga o'xshash shart qo'yiladi. Sanoqchi beglarning og'zini kim optan yog'lasa, shu ko'prak hoyon ko'radi. Qanoyg'i yo'q, sunayg'i nada degandek, Sanoqchi beglarning og'zini yog'lashqa kambag'allarning albatta kuchi yetmaydi. Yana bir tarafdan chivinmo shirnisi bor yerga qo'nadi degandek, sanoqchi beglarmo g'olliq oilalarga tushishni xohlaydi. Shunday qilib, Niyoz to'rg'ining taqsimoti bo'yicha Qozibek xo'ja, Uvayis Mufti, Goyit Poshab va Yoqub Yasovul boshliq ikki nokar Niyoz to'rg'ining uyida qoldi. Qolgan bay va nökerlar ahvolga qarab uy-uylarga taqsim qilindi.
Dastıxan yığılıp bolğandan keyin Qazibek Xoja Çingan Xojamning yarlığığı binaen sanaqni tez tügitish va ertadan boshlab ishga kirish lozimligini qattiq chekinib o'rnidan turdi. Niyaz Durga Qazibek Xojani mum shamlar bilan yoritilgan ayrim bir uyga taklif qilib, Hazratlarga mushu hujurni rastlab qo'ygan edim, dedi. Ondan tökçüp bökün müngüzi, altıçüp buğu müngüzi, aşlap koyulgan bir iyik terisigi koşup, tahtalap koyulgan bir böri cuvu bilen bir tülkü cuvunu aldığı koydu. Az bolsun bu, iltipat kılgayla. Bek cuvap gitti la. Hoş hocam, layıklırdı bu mu de? İtmakçı, şahsan hocamga ana etmekçi boğan helik peri kız ne de? Rastlılı şuncu ola çıraylık mı? Bir kösek bop diken. Çıraylık karap koyuş sünnet deydi o. Ha? Rastlı çıraylık idi hocam. İdi deydi o. Hoş hocam. Beş çıraylık idi. Şahsadı hocamdan koduk tekçe. Hazretlerim o. Emaza. Estağfurullah. Nime estağfurullah. Şunundan keyin Niyaz Durga yükünüp oltırıp özü bilgen ahvallarını sözləp ötdi. Amma bu gəplərge oğlını aralaşdırmay, səpər qol bilən aman qolni və mədət bərgən tömür mucağını qatdıq yamallap, axırda tömür xəlp doğurluq hoşur imamdın anlağalarını təpsili etdi. Qazibəy xoca kümüş xansıqı başqadın tamak selib, bir işki qitim qatdıq şorğac mundaq dedi. Oluq Beycin xan doğrusuzgi gəpna, taqqımı yitip çıxıbdı da. Bu tömür xotun talaq ne? Asmanı çıxıvasa tapınıdın, yergi kırıvasa kukulusudun taat çıxamay bulmaydı. Onun şerikleri bu yadı bakken. Nemi kul dediniz, helikı ticimellerinin itini, səpər kul mu? Xoş hocam, dadisi səpər kul, balisi aman kul. Yaxşı, Çingan hocam əzrətleri. İşit səmirse ilgisini çişleydi. Kul səmirse hocası yanıdı o da pikar etmeğen. Bu ticimallarını katlıka kuçuktan koymuşsak bulmağı dek. Şundak hocam şundak. Ertisidin başlap sanak başlandı. Halık tülü bilen eğitkanda bu sanak emez canını ilip yandı koyduğun kıynak idi. Sanakçı beylerinin dəptirədən Vangın hər bir kuşqar və ərk kimi qozulaydıqan. Hər bir axta və oyğırımı qulunlaydıqan. Hər bir buqa və ökizimi muzaylaydıqan bolub çıxıyı verdi. Sanakçı beylerinin çöntikini toşqızalıqallarının yüki yeniklep, kembeğallarının hesabıqı yeziliyi verdi. Uvayis Mubdin məscidinin süpsi və cemaətki əmir mərub qılıp mundaq dey. Onun emri vacib. Allah Teala özünün yakın bendilirge padişahlık tahtını nisip kılıdı. Sulayman aleyhisselam, İnis cin, divi peri ve cancigerlerinin mu padişahı idi. Böyle yolvas kokşaş yırt kuşla çıkı da Sulayman aleyhisselamın icazetsiz onun çarpaylarını yeme etti. Sulayman hem peygamber hem padişah bulgan bilen İslam peygamberge iman getiriş. O kişiye nisip olmağın. Bizden vanımız Çingan Kocam alileri bolsa, hem Müdürlerinin uluğu boğan İslam dininin peygamberi ve bütün kainatının Pahri Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin tevarik evladı. Yani Said Zade'dir. Şu vecden Çingan Kocam'nın çarpaylarını böğür yemeydi. Yit ilip kaçmaydı. Cüt sokmaydı. Kar basmaydı. Kim ki Çingan hocamı hıyanet kılsa, her işki alemde cezasını tartıdı. Bunu hemminle hukuk edinle, ağlamakallığa uxturunla. Mubdinin gibi şu yerge yetkende, mescidinin arkasının götürülgen yığısar ve dört beryat avazları hemmini köçüde vetti. Cemaatinin köp kısmı dörü kılıp şu tarafki yugürüştü. Tohniyaz mergen diyen kişi, terekki isilip ölü olgan idi. Onun qeyri anısı, xotini və uşaq balıları zar-zar yığılab nemi qılışını bilmək duraddı. Nerinkir bina bolğandın buyan, bundaq işini heç kim görüp baxmağan idi.
Çünkü hem Müslümanlarga oxşaş bu yerinin xalqımı öz özünü öldürüvelişini bek yaman görətdi. Bugün bolsa, Toxniyaz mergendek qabul və asallıqçı baş ekneydiğen bir kişinin özünü öldürüvelişi həmmini tolumu heyran qaldırdı. Köpçilik xuddu bu işinin sırrını düşəngəndək, mərhumğa içinib xeyr-xalqlıq körsüçüge başladı. Bir qan ceylən cəsədini öyge elib berib, üstügə aq yibib qoydu. Vəqə mundaq idi. Bultur Toxniyaz mərgən ordudan alvanğı düşkən bəşcüb müngüz üçün bökən oğlab yürgən çeyğada tağdın yıqılıb putu sunğan idi. Şu kışlıqı kotanğı özü qaryalmay qilib, paşalı qoydun əllikine çıqoyni böyre yevetken. Bəşcüb müngüz bilən bu qoylarının hesabı qoşulub, 160 qoyğı qarızlar bolğan. Buni bu yıl çoxum tülashge tılğat bərgən idi. Ölmekten üstüge tepmek digendek, bu yıl ertiyazda tuyuqsuz kar köçüb, yani 80 neçik oy çıkın boldi. Şundak kalıp, öz hesabıda orduğa 250 koy karızlar idi. Tönü günkü sanak neticesi de, bununla yana 50 koy koşulup, top doğra 300 koyu karızlar bolup kaldı. Onun üstüge gayet başyap, ''Eğer toluk tölüyelmisen, özün kol, hotun kızdırın didek.'' Barlıq, öy saramcalıran, paşalı kıllıdı. Dep gepni özü etken idi. Hey, Toxniyaz mergen, özünü izi valıdıgan ərəməz idi. Dedi Nurul Bova, mərhumnun tavudu arqısıdın keti vettim. Hey, yılan çaksa, pilmi çırqırap taşlaydı. Dep kiçi diyalmay qağan duza. Bicara, bicara. Dedi Səbərqul. Onlar tavudunu məscidki ilik kirgəndə, Üvəyis mübdi bilən huşur imamdan, İslam şəriyti də, özünü öldürüb alğan kişinin namazını çürüş duruz əməz. Dəb, Allah qaçan kitib qalqalıqı mənun boldi. Bunu anlab, cəmaət bir az tenir qap qaldı. Nurul buva, Gelanla, İslam şəriyti bu axunumlanın gönlüdək tarı əməz. Cinazı namazını çürüb baxmağan bolsam o, köp qitim köygən mən. Dedi de özü namaz çüşürdü. Bir neçi güllük sanak, bütün nirinkirini ontay-tontay kılıb etdi. Səbər qulunun sanak növüdü, neymiş qıdırı əmmidin keyinki qatarğı qoyulğan idi. Bu ayının könlü bir nemini tuyğandak, keçeci bir aram bolıp çıxdı. O, pat-pat talağı çıxıp, qotanı bir oylanıp çıxan. Qar yelpiz onun yenidin ketmen, ensizlik bilen qavab koyatdi. Bu ay bolsa, xiyalcan közler bilen asmanğı qaraytdi. Asman gümbizi, onun közüge xuddi, qar pərəncigi orlu valgan korkunçluk bir cadigir mumaydek görünetdi. Pəlildap durgan yıldızda bolsa, şu cadigir mumayının pərənci işçidi parqarap durgan sihirlik közlerge oxşap gedi. Dünya, əzəldən şunda qaranğı yaralğan bolğaymıdı. Bu qaranğılıqnın çikimi bolandıqandı. Duruz, tan atqanda, qızıl qalqandak parqırap kün mü çıqıdı? Manı kün çıqıdı o deymiz. Əmma tolu çağlarda künnün yüzünü qarı bulutla qapla ketidi. Ya bolmasa, həşbəşdigicə yəni qaranğı çüşüdü. Xuday tala, Kündüzünü azraq, keçini köprək yaratqan mikin. O, şu xiyallar bilən yetib, tan etib kətkinini tuymay qaldı. At tuyaqlarının tükürləşdir bilən, qar yelpizinin qatlı qavaşları bu ayını xiyaldan uyğatdı. Sanaqçı bəylər kəlgən idi. Rəvihan mumay, neç gündün buyan sanaqçı bəylərgə atab yıqqan, qaymaq, piştaqlar bilən çay qoydu. Arkadala meselik pişkan paklan göşümü keltürüldü. Beyler sahip hanılarını alsala, baksala mı digizmey, bəh huzuru korsak toyguzuşdi. Andın kayna emsaya deyişip, sanakını başlıyor, anda mundak kılıp birdemdeli tügütüp, Səbər qulunu Niyaz Dorğunun hoylısıga heydep geldi. Hoylının otursudaki yuğan kapak terekke, işki yaş yigit yirmi yalanaç esiqlik durak. Onlarının dümbeleri kamçı bilen tal tal tılınğan.
yüz közleri yırılgan idi. Terek tüvede yanları ceyne küçü türülgen töt nöker, kamçı tutkan kollarını beli getirip, gadiyip durattı. Onlarının yenideki supağa, üzme yağıcıdın üçkırlık kılıp yasalgan, her birin bir gulaç kilidgan bir kucak palak yölep koyulgan idi. Bu, gulda dep atılıdgan mahsus ceza kuralı idi. Peşayvanğa silingan zilçi kelamlar üstida Qazibek xo'ji bilan Uvayis Mubti va ularning atrofida boshqa hisobchi beklar diqqat bilan o'tirishatdi. Niyaz Durg'i bilan Hoshir imomni bir chatda mag'rur qarab o'tiratdi. Gayit pashab kimdir birini kechgisidan tutib, tilxatga barmoq bostirib otdi. Puhralardan Nurul Boğu başlık 20-30 kişi yarım daire bulup öğrü durattı. Sefer kulunu ilip gelgen beylerden biri tazim bilen bir parça kağızını derhal Qazibek hocağa şık kollap sundi. Qazibek kağızını közden keçire keçirmeyle defter tutup oldurgan beynin aldığı iştirip koydu. Heh, eyta, paşalıktan kağan koylarını ne mi kıldın? Ah, hoş bilgim. Yakında bir palaket gidip 30 koyunu oğruğa aldırıp koyduk. Bultırka 50 koy bilen ikisi cemi 80 tüyak koy geldiğinde düşüp kaldı. Hey galvan, 30'a 150'ni koysa kancı mı oldu? Aa, 180. Ense, ikisi cemi 80 deysen ko. Aa, hoş bilgim, 50'ki 30'ını koysak 80 buludu. Ey hotun dalak, sen kimni galvan etmektisin? Kara bununla! Defterçi ornudun çaçırıp durup, sefer kulunun aldığı geldi ve defterinin kaydıdın kilin hotan kağızıgı yazılgan bir mühürlük tilhatini çıkırıp, onun közüge tıkkodek buldu. Andın? Bu senin barmakın mı? İhte! Niyaz Dorgan bilen Hoşir imamdan şahit boğunu yadındı mı? Ah, şundak bilgim, bunun hemmisi raz. Әмсі немішкі 80 дейсен? Әлдікі 30-ны қойсақ, 80 болмамды. Талы харам зәділі қымма. Хай-хай-хай, бігім, сәвір қылсыла. Әр іш болса, шәриет yolu білен қығаймез. Қыны, тілхатны маңы бәрсілчі. Есапчин тілхатны Уәйіс Мұптығы ішкі қолап сонды. Мұпты оны оқып чыққандың кейін мұндақ дейді. Сәпер қол. Özünüz 150 koyğa qarızdar boldum. Kelər ili cəzmən paqılını bilən qoşub töləyəmən də barmaq visib tilxat yazıb tikənsiz. Şahidlərmə hazırkən. Öz gipidin yanmaq müsəlmanğa caiz emas. Mana qaraq. Mubti orundan turub tilxatni səfər qulğu göstərdi. Həqiqətən o mullam çıxılıb qumuş qələmdə bütülən tilxatdan birlik degan sözün aldığa 100 degan söz qıstab kirgizilganlığı İniq görünüp duraddi. Sefer kol xat okuyalmızı mu bu ahvalını dərhal düşünüp Yalğan! Əzbrayi yalğan! Dəb var qırap taşladı. Ay, qeyri ticimal! Yürükün yoğunab, tılın uzrap qaptıq o! Kim sana yel biri batıdı? Tömür yağan kima? Onun palsı hər qancı iştik boğamıdan taşını yaralmaydı. Vur bu qodun talaqını! Nökerler Qazibek hocanın buyruğu bilen sefer kolunu şu zaman yerim yalangaçlap dümyat kızdı da put kollarını besip durdu. Gayet paşap onun yotsuğa goldu uruşka başladı. İğir golda bovayının kuruk suna yotsuğu tekkende huddi tahtayığı tigi otkandek konkıp gitetti. Şu arada taladın dört periyat bilen hasırıp ömedep kirgen Ravihan Momay özünü bovayının üstüge attı. Közünü yumup açıkça, mumayının baş gözümü kanğı boyaudu. O, öz cübdünün üstüde huysuz yatattı. Gayet başap, oldunu yeni götürdü. Dəl şu çağda, taladın yol vastak edilip girgen aman kul, paşapının koludun oldunu tartı verip, onun özünü savaşka başladı. Nökerler aman kulgu yupırıldı. Dehşetlik ilişi başlandı. Oyledigilerinin hemisi kıyqas çuqan bilen öğrü töpü buluşup getdi. Bırak, bu iş kandak tez başlangan bolsa, şundak tez tügedi. Baş gözü yerilgan aman kul terekke bağlap taşlandı. Gayet paşap mu, kanğı milinip,
yerim huysiz yatatdi. Başqa nökerlər bolsa, baş gözlərdəki qanını tazalaş, yaralarını tengiş bilən avari idi. Qazibek hoca, xuddi cin tekken sarangdek bir dilli qatdı qaqaqlap külüp getdi. Hemme kişi onunla hayran bolup qaradi. O, ğanzısıqı sərəngi yıqı ötüp mundaq deydi. Bu korkmaz arslan ne, kandak tutar mən demedim. Özü kilip kapkanı çüşkününü karmandıgan. Bilik ne, birden birden tutup, derya boyda kangıcı oltura mən demedim. Hemmesinin öz ayğı bilen kilip, torgu çüşkününü demendigan. Ah, kini, mubti ahunum, fatıvalır ne, ildamrak bəsile. Uvayis mubti katıp bilen birden kutuldaşdi. Katipning qo'mish qalami oldin ala yezib qo'yilgan hukm qog'ozi ustida yana bir dam yo'rg'ilab to'xtadi. Qani, o'qisla. Xo'sh hojam. Deb hukmni undik ovoz bilan o'qishga boshladi mo'tdi. Hukmning mazmuni mundaq edi. Birinchi, Safarqol podshohligi bultur 150 qo'y qarzdor bo'lgan. Uning 80-i albatta sog'liq bo'ldi. 150 qo'yga shu 80 paqlan qo'shilganda bu yili 230 tuyoq bo'ladi. Uningga yaqinda yeb ketgan 30 tuyoqni qo'shganda jami 260 tuyoq qo'y to'lab turish lozim. Ikkinchi, o'g'li Amanqul o'g'irlab kelgan qozoq qizini Amanqulga nikohsiz chetib, islom shariatiga qattiq xiloflik qilgan. Oxirida olti bola ikkisi o'z qilmishidan qo'rqib, o qizni ko'zdan yo'qotgan. Uchinchi, Chingan qo'jamga düşmanlik niyatida bo'lgan tömir yag'atchi degan buzg'unchini uyni qo'ndirib, uning bilan birlikda pishni yig'ib tarqatgan. 4-chi, Safarqulning o'g'li Amanqul Saloqchi beglarning bosh ko'zini yerib, ularni o'ldirmoqchi bo'lgan. Shuning uchun Safarqulning barliq mol-mulki uy saramjonlari to'lang hisobiga podshohlik qilinadi. O'zi podshohlik mollarini berish uchun Niyoz Durg'ining uyida umr bo'yi chakar bo'lishga hukm qilinadi. O'g'li Amanqul zindonga solinadi. Endi bu qozoq qizi o'z oyg'i bilan oldinlarga keladigan bo'ldi. Dedi Hoshir imom Niyoz Durg'ining quloqiga pichirlab. Niyoz Durg'a o'ylidan g'amkin chiqib ketayotgan fuqarolarning orqasidan qarab, mag'rurlik bilan soqolini silab qo'ydi. Bu ishlarni sen mi ko'rib qo'y? Dedi Nurul buva. Ahirki nurlarını parça bulutlar mağzada kaldırıp, tağ arkasığı yoşurnuşka aldıravatkan küs kuyaşığı karap koydu. Yettinci bab, Şamak sütnun tüşü. Şeparan yaş görmeydi o defla. Çünkü karşı çıkış mümkün mü? Şeyh sətdi. Mən şunca bula qeyrib getibdi mən mu? Mini bu qeyri tas pek mu ani tapqılı turdu o? Yoxsa pucan ağacam, ay yüzleri yelimi gül sürük dek, çaşları kunduz, gözleri yıldız dek durmamdı. Gepimge çün tütmesele, aynakı qara baksala. Dedi, qilin qarı durdundun ton giyip, deşiğe ağ şayidin lecek silip alğan civekkini bir mumay çırayığı külgü yügürüdü. Pucan ağaca arkasığı örülüş bilen yuğan boy aynakta özünü gördü. Bu aynakka her günlükü onlarca qitim qarab turadiganligiga qaramay, xuddi özünü birinci qitim ko'rayotgandek, qaş gözlerini süzüp, çaşlarını silab, qaqaqlab külüp ketdi. Aynakta olma uruq rang esil xonju tavridan tikilgan uzun ko'nglak, üstidan o'ri yoqliq kimxob nimcha. Beshig'a yoqut ko'zlik oltin qadoqlar qadalgan zar do'ppi kiyib, havarang isil shoyidan lichak ortib olgan zilvu bo'yliq bir ayol turatdi. Uning inchiga uzun barmoqlardagi guhar ko'zlik tilla uzuklar bilan quloqlardagi yoqut ko'zlik so'ykalar to'limi chaqnab turatdi. Inchiga qoshlari ostidagi shahlo ko'zlari o'ynaydi. Biroq Оның yüzü yılqı mumayının etkini dek, kızıl güldek emez, sirk mum dek idi. Çaşlarıma ah sancıl kallıqı görünüp durattı. Demek, muşu noktada mumayı yalgan etkan idi.
bu Pujong Ağacam degeni Şamak Sutvang'nın ayalı bolup, onun öz ismini hiç kim bilmeydi. Bilgen taqtırdımı hergiz tılgı almaydı. Çünkü Vang'nın aile tevallarını öz ismi bilen emez, özüge xas derece unvalları bilen ataş Vang ordusunun yosunu idi. Әмді бізмі шу көні үсінғыр айы қылып, бұл аялны пұжың ағыча деп атаймыз. Андақ болса, бұл қиыры тас немішқа әрдесілі яш қызағы негалыны олады. Деді пұжың ағыча епек келем үстеді әлерзан меніп бүйір. Оның гүл вән кепенек сүреттірі кәштіленген қилын тапалық қалудың кәші, юған пәнчірләдің түшкен күн нұрыда вал-вул қылып, Közünü qamaşdıratdı. Anlışımca, tevibları Çingan qocamğa üç qızını doğruluqı buyurub dedək. Hə? Qız nimi ağrıqı doğru boğu dək? Ər kişi qeyrib qalğanda, yaş qızlağı nikahlansa, yaşırıb qağı dəkmiş. Voy, ondaqdı biz qeyrib qalsaq, bizgi nimi doğru boğu dək? Şu arada, şiki kinizek, kümüş pətnusta qant kizek və meyve çivi ilip kirib, yağıq yağıcıdın yasalgan naqşik şirəgi tizdi və altın yalıdılgan piyalləgi çay qoydi. Qeyni oldurun Aysa apaq. Mən rəhmətlik van apamqı oxşamdı mən. Bülekçili oxşaydıla, kuyub qoyğandək oxşaydıla. Pucum ağıcının van apam digeni, Құмыл ваңларының сәкізіншісі, яны аяллардың түнчі қиттім ваң болған Михрибану чың ваң болып, ұ әссәді Құмыл ваңларының еттіншісі Мұхаммед Бешір ваңның ханыши еді. Мұхаммед Бешірінің ваңлық дәуірі Миладия 1864 елідің етібарен Құтан, Якен, Қашқар, Ақсу, Илей, Өрімчі, Құмын қатарлық жайлада мәнжу стептати вә ерлік феодалларғы қаршы арқы-арқыдың қозғалған халық қозғылаңлары елліріға тоғыры кәлген еді. Қозғылан елліріда Мұхаммед Бешірван мәнжу қаллықы тәрпіді тұрғалықтың 1866 елі Құмыл қозғылаңчылары тәрпідің өлтүріліп, оның ваңлықы завал тапқан. Михрибану өзінің оғлы ғуламеддин білен ішкі қызыны еліп, тақмы-тақ сәргердан болып бүйірген. Ақыр, құмыл тәвәсіді тұрыш қатарлік болғыны үшін, жәнуби шинжанға қечіп беріп, бүгір еңсарды тұрып қалған еді. Мұхаммед Бешір Чыңваңның өлтірілші. Ханиш вә шақсадысының қечіп кетіші білен, құмыл ваңлықының тарихи бір заман үзіліп қалды. Халық қозғылыңы бес ұқтырылғандын кейін, Манжу халықы құмылның стратегиді мұхим орын ікерлекені. Вә құмыл ваңларының ұзчыл халда Манжу ханғы садықлықыны нәсәрді тұтып, Михрибануны бүгір еңісардың құмылғы еліп келді. Бірақ оның оғылы ғуламеддің тұғма әйіпнақ, яны палеч болғалықтың, Манжу хан мәқсус ярлық білен Михрибануны Құмыл ваңы қылып тікләді вә қозғылан еллірі қарып болып кеткен ваң ордысыны нұрғын пұлғажләп әсігі кәлтіріп бәді. Шындақ қылып, Құмыл ваңлықының үзіліп қалған тарихи Манжу халықының қолы білән еңі оланды. Михрибану ваңлық тәқтігі олтырғандың кейін еғіліқ еллірі қарып болған егілікіні тікләшке кірішді. Еріп өстәң вә көрікләні түсітіп, ақ қалған ерләні теретті. Егісіз қалған ерләні тізімлап, ғадайсан ері деп нам беріш білен ерләні ижарігі бәргізді. Осы оны ғадайсанғы құйдырып, оныңға мәсұл кішіләні бәлгіледі. Мұндақ кішілер сідір деп атыладды. Сідірлар ғадайсан аштықыдың әр күні нұрғыннан яқтырып, башпанақсыз қалған пұқралағы тарқытып тұрады. Халықның ғал әхвали бір аз яқшылынғандың кейін, оның дайырысыны кішкілетіп, пәкәт ғейріп мүскен, етім есір, ағачыз орықлағылы берідіған қалды. Михрибану Чыңваң өз дүшмәнлерідің өз елішнімі ұнтымаған еді. О, еғіліқ еллері Мұхаммед Бешір Ваңны өлтірішке қатнышып, кейін өзіні Ваң, құтынының пұжыңдап илан қылған сүпірге пақар білән, сүпірге ғазыбек дегерләні таптырып келіп, өлімге хөкім қылды вә оларының баштырыны сепіл дәрвазысыға астырыды.
Şu arada Mihribanu'nun çoğun kızı, yani çoğun ayla hınım, tehi yatlı kılınmay turupla, tuyuksuz bir hadisiyge uçurap kaza tapdı. Küçük kızımı boyuğa yetip, hatta şu zamanın kaidesi boyunca etkanda, vaxtıdan ötüp getdi. Çünkü, kumul tavasıda aksuyektin onunla layık tepilmedi. Addi puhralani onları özüge layık görmeydi. Mihribanu Çıngvan muşi iş üçün beşini katırıp durganda, öz vaxtıda Muhammed Beşirvan'ın təycisi hem onun yakın tukunu bolgan Taciddin təyci digen kişinin, kumul dağlarının bir de aman saklanıp kalgan bir oğlu barlıqını anlap kaldı da, derhal onu tepişka şumşukluk Tahir Mirab'na evetti. Tahir Mirab, Nernasu digen tağdı yaşaydıgan bir mumayının öyüden izdigen kişisini tapdı. Bu, rastınla Taciddin Teyci'nin oğlu Şamaksut bulup, yığılık yılları dadısı kozgılançıların keçip takı çıkkanda, onu özü bilen belli elip bargan ve atı balı işkisi puhracı yasınıp can bekip yürgen idi. Ocaklada Şamaksut on neçi yaşlık balı idi. O, dadısıdan keyin yığılıkı mumayının koyunu bekip can saklağan. Mumay başkalağı tunutmasık üçün onun beşiğe güngürt pokunu sürtüp tazgı oğuştıp koygan idi. O, 26 yaşıgıca üstüde yağıq juva, putudu çoruk bilen şu tağdı yaşağan. Mihribanu onu orduğa keltürüp bir neçe vaqt pərviş kılgandan keyin çoğun toy ötküzüp onu özüge küyoğul kılıp alğan ve ordunun möhürdarlık mənsibini bergen idi. Aradan 4 yıl ötkende Mihribanu Çıngvan, ''Nemeli degen bilen, men ayal kişi. Gahi gahi da özümlü bir kanıdı yok kuştek sezip kalemen. Onun üstüge ölüm degen kaş bilen kirpik arısı da. Menindin keyin vanlıq tahtigi varıs kılıdığan oğlum yok. Şuna küy oğlum Şamaksut begini özümge yardımcı van kılıp beriş doğrusu da Beycin hanğı xat sunsam mekin.'' Degen hayalga kilip, bunu özünün mesihacisi Nemutullah Qazibeki eytudu. Hürmetlik radio anlıqıcıla, yazıcı Abdurehim Ötkür'nün öz namlıq tarihi romanını bugün müşiyergeci anlattık. Davamını ertedeki programımızda anlıqaysıla. Ha, Maksutas, bizi kırma tanca, biz dektirik, ha? Şeyh Sa'di Hazretli padişahını derekte, halıkını yıldızı okştır. Halıkı zarar yetküzme, olmasa yıldızın korup gitti o diyen hikmeti yapıp kaldırıp gitken. Yaman ademlerinin kumul zimini de topulan kılışına zınhar yol koymadaydı. Bugünkü programımızın dekturları Dilnigar Hasan, Salihcan Rozi Hacı, Avaz Teknikler Polat Tursun, Tahir Yasin, Mesul Muharir İlham Mahmud, Abdursul Abdurehim, Nazaretçi Gülbahar Hopur. Bugünkü edebi anlatış programımız müşerde ahırlaştı. Ertedeki programımızı görüşkice aman bulgaysıla. Hayır hoş.